Yürekleri Seyit Burhanettin Veli gibilerin, Yiğit Kayserili hemşerilerim, çok değerli gelecek bölümleri, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Dün ve bugün Kayseri'de tam bir muhabbet deryasıyla karşılaştık. Kayserili hemşerilerimizi özlemişiz. Erciyes'in zirveleri gibi Yiğit, başarılı Kayserileri bu sefer gördüğümde hem hasret giderdim, hem dertlerini dinledim. Kayserili esnafı şikayetçiydi. Artan faizlerden, Kayserili çiftçi artan zamlardan, gübreye, yeme gelen zamlardan. Kayserili emekli büyüklerimiz 1800 liralık faturaları, maaş bordrolarını gösterip bununla nasıl geçineceğiz diye dert yandılar. Kayserili gençler iş istediler. Kayserili her daim devletin yanında milletle birlikte olmuş Kayseriler ilk kez bu kadar şikayetçi, bu kadar çözüm arayış içindeydi. İşte biz Gelecek Partisi olarak yasaklara, yolsuzluklara ve yoksulluğa karşı mücadele yola çıkmış olanların bugün ülkeyi yasaklarla, ekonomi ve sosyal hayatı yolsuzluklarla ve halkı yoksullukla karşı karşıya bırakmasına karşı yola çıktık. Sözümüz ve taahhüdümüz karşı Kayseri'li hemşehrilerimize şudur. Herkesin başı dik özgürce dolaştığı, hukukun adaletin egemen olduğu, yolsuzlukların hiçbir suret ve görüntü altında yaşayamadığı, yoksulluğun bittiği yeni bir Türkiye. Hayat pahalılığı altında ezilen, elindeki maaş ile haftanın sonunu getiremeyen bütün yiğit Kayserili hemşehrilerime de vatandaşlarımıza da yeni bir gelecek vaat ediyoruz. Değerli başkanımız ve ekibinin burada Kayseri'de açtığı il merkezini bugün resmen de bizzat girerek açmak suretiyle de o mesajı bütün Kayseri'de iletiyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin. Bu güzel mekan asla bir kişinin, bir topluluğun değil, Kayseri'lerin mekanıdır. Yol boyu derdini dinlediğimiz bütün Kayseriler bu mekana gelerek bu dertleriyle hemhal olacak olan gelecek kadrolarıyla buluşacak. Değerli İl Başkanımız Zülfüf Bey'e, bütün emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gördüğüm manzara çok açık. İktidar, yolsuzluklarla, yoksullukla, yasaklarla mücadele edemeyen iktidar gidecek. Liyakat, ehliyet, adalet, hukuk ve yeni bir refah düzeyine ulaşmış bir dönem başlayacak. Bu güzel temennilerle ve İl Başkanlığımızın bütün il başkanlıklarının açısından söylediğim gibi değerli İl Başkanımıza hitaben söylüyorum. Bu mekanda sadece Kayserilerin ve milletin derdi konuşulacak. Hiçbir kem söz, kem nazar olmayacak. Bize ne söylenirse söylensin bütün Kayserileri bağrımıza basacağız. Herkesi kardeş ittihaz edeceğiz ve yeni bir dönemin işaretini bu güzel yiğit Kayseri'den inşallah bütün Türkiye'ye müjdeleyeceğiz. Allah hayatlarımızı sabit, hak ve adalet yolunda verdiğimiz mücadelede sesimizi gür, yolsuzluklara, yoksulluğa karşı verdiğimiz mücadelede faaliyetlerimizi kendi rızasına ve milletin hukukuna uygun eylesin. Bizi yoksullukla mücadele için geldiğini söyleyip 4-5 maaş düzenine herkesi kılan ve kibreç tatvata yönelenlerden eylemesin. Allah derdiyle derdi, milletin derdiyle dertlenenlerden eylesin. Allah milletin hazinesini, yetimin hakkını koruyanlardan eylesin. Bütün millete tek bir nazarla bakan ve muhabbet nazarıyla bakanlardan eylesin. Güzel bir dua vardır eskilerden beri söylenen. Vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Vakitleri hayır eylemeye geliyoruz. Hayırları feth eylemeye geliyoruz. Bütün yolsuzluk, yoksulluk, yasak düzenine dayanan şerleri de def etmeye geliyoruz. Allah yolumuzu açık, ayağımızı sabit eylesin. Ya Allah, bismillah. Hayırlı olsun inşallah.